Buyurun. Sana bir sorumuz var. Buyurun. Numan Kurtulmuş'u ne kadar tanıyorsunuz? Seçimden seçime tanıyoruz. Seçimden seçime Ünye geliyor. O zaman tanıyoruz. Peki Ünye'ye bir hizmet yaptığını düşünüyor musunuz? Ben göremiyorum. Göremiyorum. Ben Ünye'nin yerlisiyim. Ama göremiyorum. Vallahi çok iyi tanıyorum. Tanıyorum. Ünye'ye ne gibi hizmetler yaptı? Yaptığı hizmetleri hatırlıyor musun? Vallahi ben aldığım hizmete bakarım, bilmiyorum. Ben bir hizmeti göremedim. Numan Kurtulmuş bizim memleketimizin evladıdır. Bizce memleketine biraz daha sahip çıksın. Tabii ki sahip çıkıyor. Sözde değil, özde olmalı. Bugün söz verdiler. Akkuş Ünye yolunun yapılmasını ondan istiyoruz. Halk olarak Ünye halkına bu güzelliği yaparsa her zaman yine yanındayız. Yine de yanında olacağız. Organize sanayiyi de istiyoruz ondan. Bugün en yüksek yerde, bunların da gücü yetiyor ve halk olarak da selamlarımızı söylüyoruz. Yol ve organize sanayi Ünye'ye sahip çıksınlar. Yolumuzu yapmadı. Daha nasıl hizmet edeceğiz? Şembolluk'ta olmayabilirim, başka yerlere yol yapılmış olabilir yani ordunun. Ya bize Şembolluk önemli. Bizim köyümüz önemli. Oy verirken iyi de, oy alırken iyi de, hizmeti niye yapmıyor ki? Olmayınca olmuyor işte. Bir şey diyecek halim yok. Köyümüzün yolunu yapsın, bir daha dönemde bir daha kazanır. Ama yapmazsa kendi bilir. Bir şey diyecek halim yok. Memleketine sahip çıksın istiyorsun. Tabii canım. Numan Bey'in Ünyevli vatandaşlarına kırgınlığı olmuş olabilir mi? Onu bilemem ben. Ben İkizce'den geliyorum. Şembolluk'tan beri. İşim vardı bankada, onu halledeceğim. Köye geri. Köyümüzün yolunu yapsın yeter. Patates çukuru gibi. Daha da olmazsa Tayyip Erdoğan'a şey göndereceğim çekip internetten. Daha ne yapalım? Bakanım şey bakar bize artık. Devletimiz baksın. Yani hizmetleri yeterli bulmuyorsunuz. Yok, bulmuyoruz. Seçim zamanı geliyor. O şunu yapacağız, bunu yapacağız, şöyle vaat ediyor, böyle vaat ediyor. Piyasada bir şey yok. Hiçbir görüntü yok. Lafa değil, icraata bakarım diyor. Tabii canım. İcraat olacak. Laf değil. Ben de gidip filana diyeyim ki gelim sana. Gel bak, şunu verim sana, bunu verim, bir şey yok. Seçimi kazandıktan sonra herkes elense yat. Olmaz. Ya bu Ünyeli iyi tanıyorum yani. Yaptığı hizmetlerden memnun musun? Şimdi AK Parti'den hizmet yapmayan olmadı. O da tabii memnunum yani. Sevdiğimiz bir insan. Başka bir şey sorarsan söylerim. Peki Ünye'de yapılan projeler var. Bisiklet yolu, çınarlık. Bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Ünye gündemini takip ediyor musunuz? Hizmet şimdi AK Parti geleni hizmetlerinin hepsinden memnunuz. Hiçbir herhangi bir sorun yok yani. Her taraftan memnunuz yani. Çocuktan beri tanıyorum. Peki Ünye yaptığı hizmetlerden memnun musun? Memnunuz. Ne hizmetler yaptı mesela? Her türlü şey yaptı. Gelişme tarzları her yere geliştirdi. Numan Kurtulmuş'u ne kadar tanıyorsunuz? Numan Kurtulmuş'u çok tanımıyorum ama isim olarak biliyorum sadece. Numan Kurtulmuş'u ne kadar tanıyorsunuz? Ya herkes kadar. Televizyondan gördüğümüz kadar. Ordu'ya, Ünye'ye, köy ziyaretlerine geldiği kadar. Ekranlara çıktığı kadar. Yani hiç kimse kendi ailesi kadar tanıyamaz. Siyasetçi değiliz, bir vatandaşız. Tanımamız gerektiği kadar tanıyoruz. Peki Ünye'ye yaptığı hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Ünye'ye yaptığı hizmetleri sadece Ünye olarak değil, Ordu'ya yaptığı hizmetleri, Türkiye'ye yaptığı hizmetleri, siyasete kazandırdığı değerleri konuşursak, hani bölgeden ziyade geneline bakmak lazım diye düşünürüm. Ünye'de eğer Numan Bey bu hizmette eksik kalmışsa, eğer sorunuzun amacı buysa, Ünye'de biraz kendine baksın diye de düşünmek lazım. Ünye'de biraz vatandaşına, kendi siyaset adamına, kendi bilim adamına veyahut da etrafta diğer illerde bulunan bilgi birikimi olan insanlara biraz sahip çıksın. Onlar da onlarla hemhal olup da bir araştırsınlar. Bence Numan Bey hem Ünye'sine hem ordusuna yeterince katkıda bulunuyor görmek isteyen için. Numan Kurtulmuş Bey'i tanıyorum ama hizmeti yok. Neden öyle hizmeti yok dediniz? Hizmetini ben görmedim bir AK Partili olarak.
hizmetinde görmedim. Kendine faydası var mı bilmiyorum. Anladın mı? Yoksa hiçbir hizmetini görmedim ben. Yani Ünye bizim. O da Ünyeli sözde. Ne yapmış Ünye'de? Ahmet Arbacı belediye başkanıydı. Ondan 100 defa iyiydi. Hizmeti de iyiydi. Onlar siyaset insanlarıdır. Biz sade vatandaşız. Onlardan biz memleket için hizmet bekleriz. Bir taş üstüne bir taş koyandan Allah razı olsun deriz. Ancak Numan Bey üst düzey bir siyasetçidir. Memleketimize son dönemlerde Ünye'ye, Ordu'ya pek hizmetini görmedik. Yani bu memleketin insanıdır, hemşerimizdir. Yaptığı hizmetlerden bu zamana kadar memnunuz, teşekkür ederiz. Yalnız farklı bir şeyler de bekliyoruz. Şurada bak, siyaset döneminde, seçim zamanlarında Karadeniz bölgesinde bir Samsun, Çarşamba raylı sistem tren hattı vardı. Nerede kaldı? Unutuldu. Her seçim döneminden her seçim dönemine geldiği zaman da onu dile getirirler. Ancak icraatta bir şey görmüyoruz bu memlekette. Onlardan biz icraat bekliyoruz. Laf kalabalığına gerek yok diyorsun. Evet. Seçim zamanı vatandaş, sade vatandaş nasıl olsa kandırılıyor. Her şeye inanıyor. Fındık olayına geldiğimiz zaman da biz istikrarlı bir siyaset istiyoruz. İstikrarlı bir politika istiyoruz. Taban fiyatını veriyor. Ondan sonra diyor ki tüccarın eline düşürüyor tekrar. İster istemez tüccarın eline. Neden fındık taban fiyatı açıldığı zaman da aynı şekilde dışarıda vatandaş tekrar soyuluyor tüccarlar tarafından? Bunun da daha farklı şekilde değerlendirmelerini bekliyoruz. Doğduğumdan beri tanıyayım Ünye'li çocuğu olarak. Peki Ünye'ye ve Ordu'ya yaptığı hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben hiçbir hizmetini görmedim. Hiç. Herhangi bir projede imzasını görmedim diyorsun. Görmedim. Hiç ondan sonra şeyi söyledi. Loman Kurtulmuş'un bir ayrı parti açtı. O zaman yanındaydık ondan beraber. Hatta hanımımı da şey yaptım. Geçti AK Parti'ye. Ondan sonra orada bir değişti. Bir şeyler oldu. Hiçbir şey gördüğüm yok. Hiçbir şey yapmadı. Yani geri ondan sonra misafir gidiyor. O kadar. Başka bir şey yok. Yani Ünye biraz daha oraya biraz daha sahip çıksın istiyorsun. Tabii sahip çıksın. Bir şey kalıcı bir eser göstersin bana bakayım. Bir kalıcı eseri yok Ünye'de. Gelen herkes bir eser yaptı ama Numan Kurtulmuş hiçbir şeysi yok. Şeyi yok yani. O diyeceğim bu kadar. Numan Kurtulmuş'u ne kadar tanıyorsun? Hırsızın önünde gidendir. Yani. Numan Kurtulmuş kimseye bakmaz etmez. Garibana geldiğin zaman garibana bir şey yok. Zengine geldiğin zaman cepler doluyor. Neden böyle oluyordur siz? Bacım, bu kadar Suriyeli var. Bu kadar sokakta yatanlar var. Sen devletin büyüğüsün. Önce bir vatandaşa bakacaksın. Bak ben tek ayağımı kaybettim. Engelliyim. Neden? Önce vatandaşa bakacaksın. Önce Suriyelileri doyurmayacaksın. Önce vatandaşa bakacaksın. İstanbul İl Müdürlüğü. İstanbul CHP. AK Parti böyle bacım. Hadi. Memleketine sahip çıkmadı tabii canım. Ünye'nin halini görüyorsunuz. Ünye'ye kimse sahip çıkmıyor. Sanayi açılacak dediler. Hele 3-4 senedir hele açılmadan. Millet hep işsiz güçsüz. Memleketine bence sahip çıkmıyor. Çıkması gerekir yani.